Dünyası'na devam ediyoruz. İkinci bölümde biraz daha aslında bundan sonra ne olacak sorusuna da yanıt arayacağız. Netanyahu'nun elinde iki harita vardı. O iki haritada aslında net bir şekilde görüyoruz ki İsrail kendini Asya'dan Avrupa'ya bir merkez yapmak istiyor. Belirlediği hedef olarak seçtiği 3 ülke var. O 3 ülkeyi ortadan kaldırıp kendi tabiriyle tırnak içinde bölgenin hakimi olmak gibi bir harita. Elbette Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamaları da önemliydi. Erdoğan Lübnan'da yaşananlara dikkat çekti ve bu şımarıklığın bir an önce batılı ülkeler tarafından durdurulması gerekiyor dedi. Onun da ayrıntılarını konuşacağız. Ama Nasrallah suikasti acaba göz göre göre mi geldi diye soracağım. Tolga Hocam, sizi böyle alayım. Bir ses paylaşacağım. Az önce reklama gitmeden önce isterseniz o sesi bir verelim. Ardından bunu konuşalım. İsrail'in açıklaması diyor ki Hizbullah'la işimiz bitmedi. Arap Genel Sekreter'den o sesi bir paylaşalım. Nasrallah seni ortakların sattı dediği ses. Verebiliyor muyuz şu an? Buyurun. Bir dinleyelim. أقول لك اجمع شملك وعهد عهدك واكتب وصيتك فمن اشتراك باعك اليوم ولو تعلم ماذا قالت إيران عنك وماذا أوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة طيب. ولكن من الليلة طيب. اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول لذلك اكتب وصيتك وهذا ليس تهديد اكتب وصيتك ونحن اليوم نحن اليوم نتكلم بجدية وسننتظر وسنرى كل المنامات والأحلام التي رأيتها بأنك ستدخل القدس انظر من قالها لك وَمَنْ خَدَعَكَ Şimdi bunun hemen iki gün önce, yani suikastten iki gün önce servis edilmesi bir tesadüf mü? Ya belli ki değil. Yani burada söylenen, şimdi söylediklerine baktığımızda ne için sattığını bilsen utanırdım vesaire gibi sözler var. Yani burada İran gerçekten büyük bir zan altında kalıyor bu söylenenlerin üstüne. Yani bunu bir şekilde açıklaması gerekiyor İran'ın. Yoksa yani bu suikastin, bu bombalamadan hemen önce gerçekleşmesi, hemen önce duyurulması sanki sonucu iki gün sonraki suikasti bize gösteriyor. Nasrallah'ın ölümünü bize gösteriyor gibi. Bir tesadüf değil diyorsunuz değil. Aslında. Buyurun. Ben katılmıyorum. Yani şimdi böyle her siyasi hareketin içerisinde bu tip aykırı, marjinal görüşleri savunanlar olacak. Burada da var. Hizbullah'ın içinde de var. Hamas'ın içinde de var. Bunlar gayet normal. Yani bunlar olabilir. Hepsi aynı şekilde yekpare düşünecek, tek tip düşünecek değil yani netice olarak baktığımızda. Ama yani bununla izah ederseniz, her şeyi komplo teorisiyle izah ederseniz şu gerçeği gözden kaçırmış olursunuz. Neyi kaçırmayalım? Hizbullah'ı var eden ve başlangıçtan bugüne kadar güçlü biçimde destekleyen tek bir aktör varsa o da İran. Ve Hizbullah yani daha önceden bunlar laik Emel Hareketi'nin uzantılarıydı. Yani Şiilerin orada Emel Partisi vardı. Hı hı. 1982'de Emel'in İslami kanadı Hizbullah olarak örgütlendi. Allah'ın partisi, Allah'ın davasının mücadelesini yürütüyoruz falan diye. Ve bunları o tarihten bugüne kadar yani 82'den bugüne baktığımızda 42 sene ayakta tutan aktör aslında tek bir aktör varsa İran yani. Onun için böyle marjinal bir takım ithamlarla ama tüm fotoğrafı izah etme çabası gerçekçilikten kopuş gibi geliyor bana. İki şey var burada. Birincisi kim söylüyor? Yani Lübnan'da zaten bir iç karışıklık beklediğimiz bir dönemde ve bir süredir de ben birkaç aydır bunu dile getiriyorum zaten. Yani Lübnan'ın içi İsrail tarafından özellikle karıştırılmak için elinden geleni yapıyor ki o pager patlamaları vesaire hepsi o iç karışıklığı destekleyecek şeylerdi. Söyleyen de Hizbullah'ın karşısında yer alması muhtemel bir organizasyonsa o kişi ise onun söylediği
evet suçlamak için veya zan altında bırakmak için vesaire de olabilir ama böyle bir bilgiye de ulaşmış olabilir. Soru işareti bir. İkincisi İran, evet zaten Hizbullah yapan İran. Bugüne kadar en büyük destek. İran'ın en büyük vekili, zaten bölgedeki en aktif vekili Hizbullah. Ama İran'ın mevcut durumunu da anlamak lazım. Yani İran şu anda birkaç yıl öncekinden daha zor bir durumda. Ekonomik olarak zaten şimdi Amerika ile görüşmelerini biz hani dolaylı yoldan Amerika ile görüştüğünü vesaire duymuştuk. Özellikle suikastan sonra. Efendim? Yaptırımların kaldırılması için de yaptırımların görüşüm. Kaldırılması veya işte nükleer anlaşmanın tekrar oluşturulması vesaire gibi nedenlerle platformlarda Amerika ile görüştüğünü duyduk. Şimdi bunlar İran için önemli çünkü mevcut hal, şimdi İsrail'e karşı savaş açmak İran'ın ne kadar işine gelir? Hiç işine gelmez bugünkü şartlarda. Göstermelik füze atmak vesaire, hani dostlar alışverişte görsün dedi hocam önce. Böyle bir şey yapmak yine işine gelmez. Ya işine gelecek bir noktaya getirmeye nedir çalışıyor. Nedir işine gelecek nokta? Şu anda sıkıştığı yerleri gevşetmesi gerekiyor İran'ın. O sıkıştığı yerlerden biri de ekonomik anlamda veya işte teknolojik nükleer anlamda kendine bir yer açmak. Burada Hizbullah'ı satabilir mi? Ben açıkçası real politik açıdan satabileceği kanaatindeyim. Çünkü bugünkü şartlarda yerine doldurulamayacak bir durum yok. Yani Nasrallah'ın gitmesi yerine birinin gelmesiyle doldurulabilir İran için. Siz İran Nasrallah'ı gözden mi çıkar diyorsunuz? Mümkün diyorum. Yani burada hocam, açalım burayı. Buyurun. Bak, İran Nasrallah'ı gözden çıkarabilir mi? Buyurun. Az önce bir Kasım Süleyman'a örneği verdim. Dedim ki Amerika'nın kendi hesaplaşması neticesinde öldü ama İran'da dolaylı destek verdi. Yani bir yerde de işte gözden çıkardı veya sattı sokak jargonuyla. Sattı mı? Neye satmış olabilir? Ha. Hayır işte hocam onu soracağım. Yani Süleymani örneğiyle şu verilen örnek örtüşüyor. İran burada Nasrallah'ı satar mı? Bana göre satar. Hani gerekçelendirilir. Peki Coşkun Bey, yani İbrahim Reis'i de mi sattı İran? Dışişleri Bakanı o helikopter kazasında hocam, vefat reisi eden Dışişleri Bakanı da mı sattı? Reis'i zaten derin İran'ın operasyonu. Reis'i helikopterde katleden düşüren İran'ın o FETÖ yapısı. Yani bu bir izah tarzı. Fotoğrafın böyle tamamını net olarak kanıtlanmış bir şey değil. Yani bir bakış açısına hocam, göre benim bir izah görüşüm. Tarzı. Evet. Ha, İran kaza olduğunu da ispatlayamaz. Ben suikast olduğunu da ispatlayamam ama bazı şeyleri bir sıralı delilleri örtüştürerek bir kanaate varırsın. Burada az önce bir örnek verdim işte baraj açılışındaki konuşması. Hı hı. Ölmeden önce sarf ettiği sözler. Evet. Ha, onu söyledi diye öldürülmüş de değil, onu söyleyeyim. Bu kişinin arka planında Türkiye'ye olan yakınlaşması, İran'daki o politika kırılması, Batı'nın işine gelmeyen hadiseler. Bunlar elbette birebir takip altında kişinin siyasi görüşü nedir? Elbette bir arka planda istihbari çalışma yapılıyor. Ve dönmeyeceğine kanaat getirildiğinde, yok edilmeli kararı verildiğinde de bir şekilde suikastle, helikopter kazası süsüyle veya bir başka yolla bir sistem onu bir şekilde tasfiye ediyor. Ettiler işte, ben onu söylüyorum. Yani Pezeşkian, reis olayında bana göre yaşanan bu. Pezeşkian'ın son söyledikleri de önemli. Çünkü evet hani ekonomik, siyasi nedenlerden bahsediyoruz ama toplumsal nedenler de artık oluşmaya başladı. İran'ın bölgedeki daha pasif davranmasında veya ben satmak demeyeyim ama burada gözden çıkarabileceği, yani bilerek değil ama gözden çıkarabileceği noktaya gelmesinin nedenlerinden biri de aslında iç karışıklık ihtimali. Pezeşkian kendi söyledi. Eğer bir iç karışıklık olursa İran'ın içerisinde Kürtler, Azeriler ve diğerleri kendi devletlerini kurar. Bir anda İran devletinden söz edemeyiz dedi. Ben bunu bir İran Cumhurbaşkanı'ndan ilk kez duyuyorum böyle bir risk olduğunu. Ne demek olduğunu. Bu? Yani neden mesela Nasrallah'ın orada olması bir iç karışıklık sebebi olsun ki İran'da? Hayır. Nasrallah, yani Hizbullah'la İsrail'in daha böyle gerginliğinin artması, daha doğrusu direkt şöyle söyleyelim. İsrail'in bir şekilde Amerika'yı da ikna edip İran'ı hedef alan bir şiddet olaylarına girmesi, İran'a savaş açması vesaire noktasında İran'ın bütünlüğünü koruyamayacağını düşünüyor İran Cumhurbaşkanı şu anda. O yüzden zaten bu vekiller üzerinde bu çatışma kalsın, Lübnan üzerinde kalsın, Suriye üzerinde kalsın gibi o hani bünyeyi kollara tercih ediyor. Kolları burada İsrail'e bırakabiliyor.
diye düşünüyorum. Zaten o zaman burada İsrail'in da ilerleyişi hızlanmaz mı? Böyle İsrail olursa bu vekiller üzerindeki kaybını bir şekilde kendi telafi edeceğini düşünüyor. Yani İsrail'e burada İsrail burada istediği gibi hareket etsin değil. Bir ortak nokta bulmaya çalışıyor. Amerika'nın da o görüşmelerinden anladığım. Ortak nokta Nasrallah'ı istedi. Nasrallah'ı verdi. Onun yerine gelecek kişiyi desteklemeye devam edecek. Yani Hizbullah'ı İran desteklemeye devam edecek. Bölgede yine güçlü olmasını bekleyecek, umacak. Ama tabii burada bu vekillerle İran arasındaki o tırnak içindeki o gönül kırıklığını toparlaması bir süre alacak. O sürede zaten İsrail'in işine yarayacak. Peki. Buradan devam edeceğim çünkü merak ediyorum. Acaba yani burada böyle aslında bir... Aslında affedersiniz. Buyurun. Tolga Bey, bu konuşan zatla ilgili bir bilgimiz var mı? Mesela Lübnan Arap İslam Konseyi nedir? Hı. Ağırlığı var mıdır? Bir önemi var mıdır? Bu arkadaş mesela kıyafet olarak biraz Şii'ye benziyor ama Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri falan değil de sanki belki Sünni de olabilir. Sünni olduğunu ama biliyoruz. Çok ama çok iddialı yani ve hakikaten konjonktüre çok uygun gibi, evet, laflar ediyor. Acayip bir şey bu. Yani Sünni olduğunu biliyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. Lübnan'ın içerisinde o kadar çok yapı var ki, o kadar çok kurum, örgüt, etnik yapı, dini, mezhepsel yapı vesaire darmadağın. O yüzden kimin ne söylediği de biraz içeride karışmaya başladı. Az önce Atabey'e sorum da o yüzden. Bu gece, bugün, şu anda falan ki iki gün önce yapılmış bir konuşmada, hı hı, son derece net ifadelerle, son derece ciddi bir açıklama bu. Evet, yani eyvallah, komplo teorisi olma ihtimali çok büyük ama adam sahiden önemli bir kuruluşun önemli bir temsilcisi ise... Soru işareti geliyor değil mi? Fotoğrafın tamamını bununla izah edemeyiz. Doğru. Olan peki. Bir şey. Tabii.